Önemli bir son dakikayla devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmenin diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre de karşı tarafın talebi üzerine bu akşam gerçekleştiği bilgisi var. Görüşmede hem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkileri konuşuldu ama ana gündem başlıklarından birisi tabii ki İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu o katliamdı. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti Bakan Fidan ve yine de bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrı yaptı. Detaylar var daha fazla ayrıntı için Merve Pekmez telefon attığımızda. Merve kolay gelsin. Nedir ayrıntılar, söz sende. Teşekkürler Tahir İnan. Dakikalar önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la telefonda görüştü. Karşı tarafın talebi üzerine bu akşam yapılan görüşmede ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve kültürel, küresel meseleler de ele alındı. İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayi alanında işbirliği de konuşulan konular arasında yer aldı. Yine tabii görüşmede İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de duruldu. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında da bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la yaptığı görüşmede tam ateşkesin sağlanmasının akabinde iki devletli çözüme dayalı, adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğinde vurguladı diyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun telefon diplomasi trafiğinin sürdüğünü belirterek sözü yeniden size bırakalım. Tahir İnan. Merve, teşekkürler paylaştığım bilgilerden dolayı. Oldukça kritik bir görüşmeydi. Bakan Fidan'la Amerikalı mevkidaşı arasında gerçekleşen bu görüşme. Tekrar ifade edelim. Görüşme talebi Amerika tarafından geldi. İlerleyen dakikalarda o görüşmeye dair yeni bilgiler geldikçe paylaşmayı sürdüreceğiz.